Merhaba. TV 360 ekranına hoş geldiniz. Evde Yap programında bugün sizlere ben konuk oluyorum. Adım Bengühan İpeköz. Sizlerle birlikte bugün ahşap boncuklarla, kristal boncuklarla bir kolye, bir bileklik ve bir küpe yapacağız. Burada öncelikle kullanacağımız malzemeleri sizle paylaşmak istiyorum. Ayrıca kullanacağımız aletleri. 3 tane aletimiz var. Bu sürekli kullanılan aletlerdir. Bir yan keskimiz var. Bununla kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 tane karga burnumuz var. Bunlardan birinin ucu kalındır. Bunu sıkmak ve sabit tutmak için kullanıyoruz. Diğeri de ince uçlu karga burundur. Bunu da kıvırmak için kullanıyoruz. Yine bir bu şey yaparken makasımız var. Misinamızı yakmak için çakmağımız var. Ölçü almak için metremiz. Ve 3 sıralı bir kolye yapacağımız için bu düşmemesi için yaptığımız dizilerin bir poli bantımız var. Bunlar evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler. Bunlar hobi mağazalarında satılıyor, Eminönü'nde satılıyor. Hatta artık tuhafiyecilerde bile satılmakta. Buradaki ahşap boncuklarımızı ben turkuaz renkli seçtim. Bolca önce turkuazımız var. Sonra onun biraz daha küçüğü rengarenk boncuklarımız var. Bir de hani bahar ve yaz geliyor artık. Cıvıl cıvıl nazar boncukları seçtim. Ayrıca bunlar evinizde kalan kopmuş kolyelerden, bileklerden bile derleyebilirsiniz. Kristal boncuklarımız var, kum boncuklarımız var. Bunların hepsini karıştırarak kendi zevkimize, keyfimize göre 3 sıralı bir kolye yapacağız. Kolyemizin bitmiş hali de şurada gördüğünüz gibi. Yine yanımızda bir balık objesi getirdim, bir de yıldız getirdim. Bakalım hangisini kullanacağız. Öncelikle misinamızı alıyoruz. Misinam 0.4 milim. Hani bunda milime çok takılmayın ama çok ince olursa bunlar ağır olacağı için taşımayabilir. Çok kalın da sert gelebilir. 1 metre gibi kullanacağım. Her zaman fazlasını almaya çalışıyorum. Çünkü başı ve sonunda düğüm atmamız gerekiyor. Eğer ipimiz kalmazsa düğümümüzü rahat atamayız. Şimdi metreyi de ölçebilirsiniz ama şu 1 metre gibi oluyor. Ben bunu 3 tane alacağım. 3 sıralıya çalışacağız çünkü. Evet, bu kolyeyi, malzemelerinizi istediğiniz gibi seçtikten sonra yapabilirsiniz. Son derecede ekonomik yapılan bir kolye malzemeler. Dediğim gibi evden de bulabilirsiniz. Hobi marketlerden de alabilirsiniz. Şimdi 3 sıralı misinama bir tane düğüm attım. Üzerine bir düğüm daha attım. Bu gayet basit. İkisinin üst üste gelmesine özen gösteriyorum. Buradaki olay, ucunu da keselim bunun. Üçünü birden bir boy yapalım. Burada bakın misine kapamamız var. Bunun özelliği budur. Çocukken de böyle hani boncuk dizerdik, kendimiz düğüm atardık ve kopardı, üzülürdük. Olay sadece şundan ibaret. Bunun içine o düğüm girdiğinde artık bizim kolyemiz, bilekliğimiz her ne yapıyorsak açılma ihtimali yok. Evet, şöyle geçirdim 3 sırayı. Bakın şu düğümün bunun içinde kalması gerekiyor. Şöyle güzelce hapsettim. Ve sıkıştırdığım dediğim karga burnuyla bunu güzelce sıkıştırdım. Şimdi ilk başta şu aletlere ihtiyacımız yok. 3 sıraya birden şöyle mesafede 3 ip birden boncuklarımızı dizeceğiz. Sonra şunlarla bir hat çizmiş olacağız. 3 ip birden buradan çıkacak ve burada boncuklarımızı dizmeye başlayacağız. Evet. 3 ipimize birden misinamızı aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz. Biraz diziyorum. Yeşilden başladım. Burada şey önemli değil arkadaşlar.
karışık yapacaksınız. Hani ben önce yeşil dizdim, sonra mor koyacağım. İşte öbür sırada da aynısı olması lazım. O önemli değil. Bakın şurada gördüğünüz gibi karışık yapılmış. Bu malzemeleri herkese verin. İsterseniz 100 kişi yapsın bu malzemelerle. Herkesten farklı bir kolye çıkacaktır. Bunun keyfi de burada zaten. Hepimiz kendi yaratıcılığımızı, renkleri kendi buluşturmamızı koymuş oluyoruz. Bu malzemelerle benden birlikte takı yapmasını öğrendiğimiz arkadaşlarımız geldiğinde, geçen gün mesela bir anne kız misafirimdi, aynı malzemelerle üçümüz de buna benzer bir kolye yaptık. Hepimizinki farklı oldu. Anne hanımefendi kısa bir kolye yapmayı tercih etti, boynuna kadar yaptı. Kızı daha hani spor olsun dedi, kum boncukları yoğun kullandı, daha ince bir uzun kolye yaptı. Benimki daha farklıydı. Hepsi birbirinden farklı hanımlar. Burada şimdi üç ipi birden geçirirken gözlerimiz birazcık bize engel oldu. Ondan sonra keyifle zaten devam edeceğiz. Evet, boncuklarımızı diziyoruz. Şimdi ne yapalım? Şu siyahlarda geçer üç ipten siyah boncuğumuzu aldık. Bu tarza ahşap boncuklarla rengarenk yapılan tarza boho deniliyor. Boho tarz genelde böyle hani salaş, rahat giyim serenlerin kullandığı ve renkli, canlı, cıvıl cıvıl insanların sevdiği bir tarz. Zaten şimdi bahar ve yaz aylarına giriyoruz artık hani. Tatil yerlerinde, günlük hayatımızda gayet rahat böyle yapıp yapıp kullanabiliriz. Bu o kadar şey ki çocuğunuzla birlikte vakit geçirmek için beraber en küçük 3-5 yaşındaki çocuğunuzu bile alsanız şu anda bu aletleri kullanmanız gerekmiyor. O yüzden çok rahat birlikte bu boncukları dizerek hem çocuğunuza hem kendinize hem çocuğunuzun arkadaşlarının doğum gününde hediye edebilirsiniz. Hani her şey biraz aslında hem keyifli hayal gücünüzü çıkardığınız hem de ekonomik hediyeler hem de kendi ürettiğiniz hediyeleri vermiş oluyorsunuz ki bunun keyfi bir başka. Özellikle ben yaklaşık 12 yıldır falan bu işle uğraşıyorum. Önce hobi olarak başlamıştım. Bu işin en güzel keyfi artık hediye vermek son derece zevkli bir hale geliyor. Kendi ürettiğiniz takıları hediye ediyorsunuz. Hatta ben düğünlerde bile incilerden, yarı değerli taşlardan arkadaşlarıma hediye ediyorum. Çok da şık, hem el emeği hem daha ekonomik. Hem de güzel bir hatırası var. Evet, şimdi üç ipimi tekliğe başladım. Üçe indireceğim. Daha büyücenek bir ahşap boncuğumu alıyorum. Ayrıca bu ahşap malzemeler böyle tek tek tornadan geçiriliyor. Sonra zımparalanıyor. Ben dün akşam oturdum seyrettim bakayım nasıl yapılıyormuş bunlar diye. Çok el emeği olan şeyler zımparalanıyor. Sonra su bazlı boyada boyandıktan sonra bir çubuğa geçirilip ondan sonra da cilalanıyor ve bize kullanmaya hazır hale geliyor. Yani her işte ciddi emek var. Hani öyle yatakı yaptığım birlikte arkadaşlarım bana söylüyorlar, diyorlar hani artık 1 liralık şeyde bile, takıda bile ciddi emek olduğunu görmüş oluyoruz. Emek olmayan şeyde de zaten güzel sonuç çıkmaz. Şimdi arada bir ipimi karıştırmışım, onu hemen size çok çaktırmadan şey yaptım, açtım. Şimdi tek iple başlıyorum. Artık bundan sonrası son derece keyifli. Bir tane sarı koydum. Bu malzemelerimizi buraya çekelim. Bu Messina'yı başını sonunu kapamayı öğrendikten sonra envai çeşit şey yapabilirsiniz. Mesela hepimize hacıdan ya kendimiz gitmişizdir ya giden akrabalarımız, eşimiz, dostumuz olmuştur. Mutlaka inciler gelir. O inciler öyle durur. Hani birine kime yaptıracağız, kime dizdireceğiz dersiniz. Çok basit. Artık bundan sonra kendiniz bu şeyleri dizebilirsiniz. Evet, şimdi bakın kum boncuk kullanıyorum biraz.
Kumbolcu kendim, hem benim biraz yol almamı sağlıyor, hem ahşap boncukların arasında gayet şık duruyor. Kum boncuklar evinizde de mutlaka hani dağılmış etmiş kolyeler şeyler vardır. Onlardan da yapabilirsiniz ama hani Eminönü'nde ve hobi dükkanlarında şöyle küçük küçük paketlerle satılıyor. Çok da cüzi rakamlarda. Hani onlardan rengarenk alıp birçok şey yapma şansınız var. Evet, şeyde ahşap boncuklarda nazar boncuğumu da kullanmaya başladım. Hatta bir tane daha koydum. Sonra yine biraz kristal boncukla gidelim. Bu kristal boncuklar da öyle dizi olarak satılır. Bir diziden yaklaşık hani 70-80 boncuk çıkabilir. Boyutları da farklı. Onlarla da güzel takılar yapabilirsiniz. Hatta çok ciddi markalar, çok yüksek fiyatlarla bu kristal boncuklarla takılar yapıyorlar. Ve çok hani iyi fiyatlara da satılıyor. Siz de kendiniz evde bunları gayet rahat yapabilirsiniz. Modern açısından da hem kendi hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. O kadar çok güzel şey çıkıyor ki, hem de sosyal medyada o kadar çok yer var ki size yardımcı olacak. Model çıkarmanızda fikir verebilecek. Oralardan da faydalanabilirsiniz. Mesela ben bu kolyeyi 5 sıralı da yapıyorum. İsterseniz 2 sıralı yapın. İsterseniz daha büyük boncuklar, ahşap boncuklar kullanın. Böyle dizi dizi doldurun. Tamamen size kalmış bir şey. Son derece keyifli. Hani akşam böyle dizilerimiz var, diziler izliyoruz. O dizileri izlerken böyle elimizde bunları gayet güzel, önümüze güzel bir sehpaya koyup boncukları dize dize keyifli takılar üretebiliriz. Evet. Ben bu takı merakına hobi olarak başladım. Hatta hiç ilk başlarken nasıl yapıldığını dahi bilmiyordum. Bir arkadaşım malzeme istiyordu. Bir hani devletin açtığı bir kurslar var. Çok güzel kurslar, oralara devam ediyordu. Orada bana rica etti, böyle bir yer var mı? Eminönü'ne gitmeden de bulabileceğim diye. Ben de oturduğum semtte ona hani sana yardımcı olayım dedim. Takı malzemeleri satan bir yere gittim. O hani ne lazımsa, hocası ne verdiyse onları alırken ben de 3-5 bir şey seçtim. Baktım çok keyifli. Aletim falan da yok. Ben ilk böyle hani bu şeyler yerine, karga burnu yerine çok komik ama şey, cımbızla yaptım. Ve bir şeyler de çıktı ortaya. Tabii siz cımbızla yapın, yapın demiyorum. Hani ben ilk etapta hani merak ettim nasıl bir şey yapabiliyor muyum diye. Baktım elim yatkın. Ya ben de biraz hani hem şey internette videolardan faydalandım. Sonra biraz ders alayım dedim. Sonra bu iş çok keyifli bir hale geldi. Ve 12 yıldır artık ben takı yapıyorum. Ve bu yaptığınız takıları hanımlar sadece hani eşe dosta hediye, tamam çok güzel. Ama değerlendirebilirsiniz de. Siz hanımlar çok beceriklisiniz biliyorum. Çok güzel örgüler örüyorsunuz, nakışlar yapıyorsunuz. Takı da yapabilirsiniz gayet rahat. Ve hani ben hep takı öğretmeye, hani arkadaşlar bana geldiğinde hiç elime işte penseyi almadım, yapamıyorum, ben bu işi yapabilir miyim diyen arkadaşlar, şimdi şu anda birçok sosyal medya aracılığıyla bu yaptıkları takıları değerlendirip satabiliyorlar ve ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Kendilerine cep harçlığı da olmuş oluyor. Benimki satılmaz. Deneyin. Güzel bir fotoğrafını çekin. Artık cep telefonları da var. Oralardan da güzel fotoğraflar çekiliyor. Paylaşın. Önce eşinize, dostunuza hediye edin. Ben ilk yaptığım dönemlerde sadece hediyeydi. Ablama hediye ediyorum, işte kuzenlerime, arkadaşlarıma. Sonra dediler ki sen bu hediye işini abarttın. Bunu birazcık hani eş dost toplantılarına getir. Ondan sonra baktım sosyal medyaya koydum. Satılmaya başladı. Ondan sonra hani kendi çapımda mütevazi olarak bu işi yapmaya devam ediyorum. Evet, şimdi biraz beyazlardan da koydum. Bakalım boyu ne kadar.
Evet, biraz daha, şu kadar daha yapabiliriz. Şöyle bir şey bize gelsin diye istiyorum. Yine birazcık kristal boncuk koyalım. Bakın böyle cıvıl cıvıl oluyor. Ha, böyle bazı hanımlar diyor ki ben çok sadeyim. Böyle bu takı abartılı. Ama bittiğinde görün, inanın ki bu takılar o kadar tatlı oluyor ki. Beyaz bir tişört üzerine giyin. Ha, kışın bile kullanabilirsiniz. Kışın siyah balıkçı yaka bir kazakla son derece şık duruyor. Başka hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Bir pantolon ya da etek, üzerine basit bir tişört ya da kazakla son derece şık olabiliyorsunuz. Evet, ilk sıramıza birazcık daha ahşap boncuklardan koyalım. Şunun şeyi, püf noktası, bakın kum boncuk koyduktan sonra eğer ben bunu koyarsam deliği çok büyük. Bu kum boncuk içine girecektir. O yüzden araya bir kristal boncuk koyuyorum. Hani bu aklınızda bulunsun, boşu boşuna dizip de içine kaçmış olmasın. Ha, burada şey de önemli değil. İşte bu 8 milim, bu 6 milim, işte bu 4 milim kum boncuk, 1 milim illa o boylarda almam lazım. Öyle bir sıkıntımız yok. Yeter ki bu misinamız bunun içerisinden geçebilsin. İki sıramızı tamamladık. Şimdi bunu koli bandımızla yapıştırıyoruz ki sonra boncuklarımızı yerden toplamayalım. Üçüncü sırayı yaparken rahat bir şekilde yapalım. Bunun da ucunu kıvırdım. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz. Boncuklarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Yine pembe nazar boncuğumuzdan başlayalım. Evet, burada da yine biraz kum boncuk alalım. Üç sıralı balık ya da yıldız modelli yazın rahatlıkla kullanacağımız kolyemizi neredeyse bitirmek üzereyiz. Bunun kapaması da önemli. Başlarken düğüm atıp başlamıştık. Ama bitirirken önce düğüm atmıyoruz hanımlar. Önce düğüm atarsak misine kapamızı geçirmeden her şey baştan yapmak gerekir. Onu unutmuyoruz. Zaten yaparken de göstereceğim. Bakalım, böyle kristal boncuk, kum boncuk aldık. Yine biraz nazar boncuklarımızdan koyalım. Böyle cıvıl cıvıl renklerden koyalım. Bunu böyle, hani boncuklarınızı çocuklarınız size seçip verebilir, siz dizersiniz ya da birlikte yaparsınız. Son derece keyifli malzemeler de çocuklara zarar vermeyecek, öyle hani sentetik boya içermeyen malzemeler de olduğu için bir sorun yok. Evet, biraz daha kristal boncuk koyduk. Bakalım şu araya, şuraya birazcık daha ahşap boncuk koyarsak arayı da doldurmuş. Hop, hop, böyle zıplıyordu arada, doldurmuş olacağız. Şöyle şeyli, güzel, tok bir şey olsun. Yine biraz kristal boncuğumuzdan kullanalım. Bazen ben malzemeler kalıyor, az az kalıyor. Hani tek bir şey çıkamıyor. O zaman bunların hepsini böyle bir kutuda biriktiriyorum. Sonra içinden seçiyorum. Bazen rastgele bir avuç almak bile size çok farklı şeyler üretmenizi sağlıyor. Sadece hani başta seçerken hangi renkler birbiriyle uyumlu olur, ona dikkat edin. Ondan sonrası doğal bir şekilde gidiyor. Şimdi hani bir daha aynısını yap deseniz yapamam, yapmamız da gerekmiyor zaten. Önemli olan bunlardan karıştırarak bir şeyler çıkarmak. Hayal gücünüze kalmış. Bu nazar boncuklarını kullanmak istemiyorum derseniz, böyle satılan yine plastik çiçekler var, yoncalar var, damla şeklinde şeyler var. Aralara onlara da renk vermesi için kullanabilirsiniz. Ama ben nazar boncuğunu çok seviyorum ve nazara da inanan birisiyim. O yüzden bugün nazarlardan korunalım hep birlikte diye size nazar boncuklu ahşap boncuklardan seçtim.
Evet, turuncumuzu da koyduk. Epey bir ilerledik. Güzel, şuraya birazcık kum boncuk koyalım. Bazıları delikleri tıkalı olabiliyor. Onları mecburen ayırıyoruz. Ama şu ana kadar çok çıkmadı öyle. Evet. Ahenge dikkat ediyoruz hanımlar. Bakın hani şuraya bunu koyduysak biraz kum boncuk koymuşum, sonra tekrar ahşap boncuk koymuşum. Hani üst üste gelip de göze rahatsız bir görüntü vermesin. Yoksa başka yaptığımız bir şey yok. Evde son derece rahat yapılacak. Çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen, hatta hiç teknik bilgi gerektirmeyen bir çalışma bu. Burada sadece başlangıç ve son kapama önemli. Gayet rahat yapabilirsiniz. Hatta şimdi hanımlar evlerde toplanıyor. Daha üretken olunuyor. Duyuyorum öyle ben. İşte birlikte yün örgü çantalar yapılıyormuş, nakışlar işleniyormuş. Hem sohbetler ediliyor hem üretim yapılıyor. Çok güzel bir şey. Hep birlikte toplanıp hanımlar bundan sonra takıda yapabilirsiniz. Hatta çok zevkli oluyor grup halinde yapıldığı zaman, hele aynı malzemelerle bir şeyler ortaya çıkartıldığında kiminin hani eli daha hızlı, kiminin daha yavaş, çok böyle eğlenceli geçiyor. İşte ben bitirdim, sen bitiremedin, işte benimki daha güzel oldu, seninki şurası şöyle oldu diye çok da eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Özellikle tavsiye ederim. Toplanın hep birlikte, hem terapi gibidir takı yapmak, kafayı çok dinlendirir. Geçenlerde bir hanımla sohbetim oldu, kendisi şeydi, ön lobu çalıştırır ve dinlendirir dedi, ruhunuzu temizler dedi takı yapmak. Gerçekten de ben en keyifli zamanlarımı takı yaparak geçiriyorum ve farklı malzemeleri kullanmayı seviyorum. Hani şimdi bir ilk bakışta baksanız Allah Allah, kum boncuk, işte kristal boncuk, ahşap boncuk, bunlar ne çıkar? İşte gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl bir şey çıkar. O yüzden elinizi hiç korkak alıştırmayın. Gayet rahat şeyle, hayal gücünüzü kullanarak bir şeyler yaratın. Bakın ilk üçüncü sıramız da bitiyor gibi. Sonra üç sırayı tekrar teke indireceğiz. Ve kapatıp bitireceğiz. Sonra ortasına da ya balığımızı ya yıldızımızı takacağız. Evet, birazcık burada kumlar, kristal boncuklarla gidelim. Evet, üçüncü sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi balığımızı ya yıldızımızı takacağız. Evet, birazcık burada kumlar, kristal boncuklarla gidelim. Evet, üçüncü sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi bantımızı yavaşça buradan sökelim. Bantla işimiz kalmadı. 2 ve 3 sırayı aldık. Şimdi bakın şöyle orta gövdemiz hazır. Buraya şimdi tek sıra haline getireceğiz. Evet. 3 misinaya birden bunu taktık. Güzel. Sonra
yapmıştık. Üç ipim. Evet, şu hale geldi hanımlar. Şimdi hani biraz daha keseceğim uçurumu yine. Misine kapamamızı bu defa şu üçünü bir araya getireyim. Evet. Misine kapamamız şuydu ya hanımlar. Şimdi bu defa şu tersten geçireceğim ki attığım düğüm bu bombelerin içinde kalsın. Olay bu. Böyle olduğunda bunu böyle yaptığımızda hiçbir şekilde açılmıyor. Normal düğüm atıyorum. Düğüm atarken küçük bir püf noktam var. Şuradaki karga burnumuzu şöyle bunu yukarı bunu aşağı çektiğimde sıfırlanıyor hanımlar. Bakın hiç şey kalmıyor. Misineden boşluk kalmıyor. Ben buna bir kere daha bir düğüm atacağım. Evet bakın. Şunun içine girmesi. Baktık. Evet. İki düğüm buna kafidir. Elimle kapatıyorum. Yumuşak bir malzemedir bu. Bu sefer karga burnumun kalın olanıyla üstten bir sıkıyorum hanımlar. Sonra makasımla ya da isterseniz yan keskiyle bunu dibinden kesiyorum. Bakın güzel kesildi dibinden. Çakmakla tekrar o misineyi yapmamıza ihtiyaç kalmadı. Ama eğer yanında misina kalırsa o zaman çakmakla onu yakıp sabitlemekte fayda var. Size şey yapar. Bakın mesela bunda ihtiyaç olacak sanıyorum. Kesleri şundan alalım. Dibinden bakın kesti kalmadı. Yoksa bu boynunuzu acıtır. O yüzden çakmakla yakıyoruz. Şimdi kolyemizin kapaması. Buna papağan deniyor. Şekli papağana benziyor diye. Bir halkayla bu şeyi bu taraftan kapatacağız. Bir de şeyimiz var. Mesela önümüzdeyken biz eğer buraya bir obje koyacağız. Ya balığı ya yıldızı. Şunu sol taraftan takın ki hanımlar kendiniz de çevirdiğinizde sağa gelsin rahat kapatabilirsiniz. Eğer solak değilseniz. Evet şimdi halkamızın açılabilir kısmını üste tutuyorum. Kalın olan sağ elimde. Bu inceyle hop bir kere ileri ittim. O kadarcık. Yana falan açmıyorum. İleri itiyorum. Bunun arasındaki halka yerinden geçirdim. Ve buradan geçirdim. Ve şunu aldım geri getirdim. Ve sıktım. Olay bu. Karşı tarafa da daha büyük bir halka aldım. Onu da yine ucu burada. Yine şuradan şöyle hop açtım. Onu da buraya taktım. Aynen geri çektim. Şuradan da biraz ezdim. Evet kolyemizin ana şeyi burada. Şimdi ortasına yine ben balığı takalım diyorum. Böyle tam deniz, tatil, yaz havası gelsin. Hangisine takalım? Şunun ortası güzel gibi bakın. Tam ortadan takmak istiyorum. Yine burada büyük halkalarımdan birini aldım. Bu halkalarda hani 2 milim, 3 milim, 5 milimce çok fazla kendinizi yormayın. Büyük olana büyük bir objeye büyük, küçük olana küçük biraz daha açmak gerekiyor. Küçük hani bunu minik bir küpeye bu halkayı takarsanız tabii ki çirkin durur. Ama bunda gayet rahat. Hem taşıması için önemli büyük olması. Bunu da küçük bir halka takarsak taşımaz düşer. Yine bunu da taktık. Evet hanımlar, kolyemiz hazır. İstediğiniz gibi ister bir tişörtle ister bir kazakla mevsime göre takıp takıp çıkın gezin derim. Şimdi size bir bileklik göstereceğim. Bunu buraya koyalım. Bilekliğimiz de şöyle basit bir şey ama çok şık duruyor. İki sıra misinayla yapacağız. Hani misinayla neler yapılabiliyor onları görmenizi istedim. Onun malzemesini de hazırlamıştım. Şunu biraz yana çekelim. Evet.
Burada yine bu sefer cam boncuklarımız var ve cam kesme boncuklarımız var. Bunlar da yine Eminönü'nde ve hobi mağazalarında şöyle küçük küçük paketler halinde satılıyor. Çok maliyetli şeyler değil. Yine birazcık misini alacağız. Bileklik yapacağız ama biraz büyük tutmakta fayda var. Dediğim gibi son düğümleri atarken elimizde kalmasın. 1 ve 2 sıralı yapacağız. Şöyle hemen aynı ölçüden rahatlıkla alayım. Yine 0.4 çalışıyorum bunda da. 0.35 de kullanabilirsiniz. Hani 0.35, 0.40 gayet uygun. 0.45 biraz kalına kaçıyor. Elinizde sert olabilir. Ama dediğim gibi evinizde varsa illa da 0.40 kullanacağım diye şey yapmayın. Zaten bunlar çok pahalı ürünler değil. Ve hani aldığınızda size rahat 30-40 tane takı yapabileceğiniz kadar bir misinanız olmuş olur elinizde. Ne demiştik? Misina kapağımızı başlarken düğümümüzü attık. Misina kapağımızı elimize aldık. İçinden geçirdik ki düğüm kalsın. Evet. Düğümü içine koyduk. Karga burnumuzun kalın uçlusuyla hafif sıkıştırdık. Şimdi burada şunu birazcık önüme çekeceğim. Bu bileklikte. Ve bunu mesela evinizde eğer inci varsa ya da hani siyah onyx ya da siyah boncuk da olur. O kadar şık duruyor ki hani böyle düğün dernek bir yerde gittiğinizde gayet rahat takacağınız ve hanımların da bu nedir, gerçek taşlardan mı diyeceği bir takı oluyor. Son derece zarif duruyor. Bunu isterseniz 3 sıralı başka bir motifte yapabilirsiniz. O motifleri çıkarmak size kalmış. Bunda tavsiyem öncelikle bir çizin. Neyi yapmak, hangi şekli oluşturmak istediğinizi bir çizin. Ondan sonra da bakın bakalım hangi sırayla yapılıyor. Hani her şeyin başı biraz planlamaya giriyor. Ondan sonrası da hayal gücünüze kalıyor. Evet, ikinciyi taktık. Bu bu boncuklar, kesme boncuklar bazen şey olabiliyor. Biri birinden daha uzun, hani arada çıkıyor öyle ayrık şeyler. Onlara dikkat edin. Boyları birbirine aynı olmaya bakın. Çıktı ilk şeyimiz, baklava gitmiş oluyoruz. Bakalım yine ne koyuyoruz? Birer tane sarılardan koyuyoruz. İpleri de böyle elinizde tutabiliyorsanız çok daha rahat yaparsınız. Hani ipleri sürekli birini ona birini ona diye koyarsanız biraz daha zor olur derken ben doğru mu yapıyorum diye bakıyorum motife. Bakalım. Evet, doğru gidiyoruz. Tekrar baklavanın kapama noktasını bulacağız. Evet. Bunun delikleri birazcık küçük. Bu sarı olanların siyahı var, gümüş rengi var, rengarenk olanı var. Hani o konuda da sizin zevkinize kalmış. Bundan sadece bileklik değil, kolye de yapabilirsiniz, küpe de yapabilirsiniz bu baklavalarla. Ben böyle üçlü kullanıyorum. Onda şey de çıkıyor, böyle üzüm salkımı gibi de modeliz var çıkıyor. Yine dediğim gibi bunları da yaparken sosyal medyadaki bazı tasarım sayfaları var, yabancı tasarım sayfaları var. Oraya kolye, yüzük, küpe diye yazın, girin, karşınıza binlerce model çıkacak. Oralardan da esinlenebilirsiniz. Yurt dışındaki sitelerde maalesef olabiliyor. Malzemelerin hepsi aynı, bulamayabiliyorsunuz. Hani burada bulduklarınızla, ama burada bulduklarınızla da çok güzel şeyler çıkıyor. Hani oradakini gördüm, aynısını yapacağım diye de kendinizi üzmeyin derim. Evet, koyduğum boncuk kendisi çıktı. Hadi bakalım, bir daha takıyoruz. Evet,
Şimdi dizmeye devam ettik. Bir tane cam boncuk koyduk. İki tane sarı kesme. Birer tane yine cam boncuk. Birer tane sarı kesme. Bir cam boncuk. Böyle devam ettik. Bir bileklik boyuna geldik. Normalde standart bir bilekliğin boyu 17 santim falan olmalı eğer çok sıkı istemiyorsanız. Sonrasında yine şeyimizi kapatacağız. Evet, şuradan alttan geçirdik. Önce düğüm atmıyoruz demiştik. Bunu hep unutmayalım hanımlar. Önceden düğüm atarsak sıfırdan yapmanız gerekir. Evet, buradan şöyle aşağı doğru çektik. Evet, bakın diğerinin aynısı oldu. Bir tane daha düğüm atarsak işlem tamam olmuş oluyor. Bunu da içine hapsettik. Yumuşak bir şey. Bakın aynısını yapmış olduk. Yine şuradan makasın şeyle yan keskimle kesiyorum. Buradan da yine yan keskimle kesiyorum. Evet, sıfır kestiğim için yakma işlemine ihtiyacım kalmadı. Birazcık sıkıştırıyorum. Çok bastırırsanız ezilir, bastırmazsanız açık kalır. Evet, burada da yine papağanımız olması lazım. Bulduk papağanımızı, kapama kilidimiz yani ve halkalarımız da burada. 17 santim dedik ya şu şeylerle. Bir de birazcık zincir ekleyin ki bileği daha kalın olan kişiler olabilir. Eğer demiştim size internette bunları sergileyip satabilirsiniz diye, o zaman mutlaka zincir ekleyin ki her bileğe uyumlu olsun. Evet, tekrar sıkıştırıyoruz. Sonra yine bunu da aldık, tuttuk, sabit tuttuk, ileriye ittik, aldık, taktık, geri çektik ve ittik. Ha pardon, bu arada zincirimizi söyledim ve takmadım. Hop, buradan açtık. Ben sarı malzemelerde, zincirde altın kaplama. Altın kaplama deyince öyle çok pahalı bir şey aklınıza gelmesin. Bunlar pirinç aslında ama kararma yapmaz. O yüzden onu kullanıyorum. Bakın iki tane bilekliğimiz olmuş oldu. Şimdi şunları yine şöyle güzelce koyalım. Kolye ve bilekliğimizi tamamladık. Şimdi üçüncü olarak küpelerimizi yapacağız. Böyle sevimli küpelerimiz var. Bunları mercan taşlarla ve kum boncukla yapıyoruz ama mercan taşlar için ben gidip de özellikle mercan almadım. Daha önce yaptığım kolye, küpe, bileklik her neyse onlardan kalanlardan baktım az bir şey kalmış. Ben onu nasıl değerlendiririm diye düşündüm ve onları şimdi bu sevimli küpeleri yaparken değerlendireceğiz. Şunu aldım. Kum, 6 tane kum boncuk geçiriyorum hanımlar. Dört. Beş. Altı tane geçirdim. Sonra bakın bu mercan taşlarım, doğal taşlar. Normal yine isterseniz boncukla da yapabilirsiniz. İlla yarı değerli taş olması gerekmiyor. Ama belki evinizde kopmuş, dağılmış bir şey vardır. Kolye, bileklik bir şey vardır. Onu böyle değerlendirebilirsiniz. O bir tanedir. Bir tane top takıyorum yine aynı mercandan. Evet, top mercanımızı koyduktan sonra yine bu minik 3 tane mercanımızı koyuyoruz. Ve 6 tane de... Siz daha büyük bir damla yapmak istiyorsanız daha kum boncukların sayısını arttırabilirsiniz de o zaman daha büyük bir damla olur. Bu küçük zarif her gün kulağınızda olabilecek bir şey yapmak istedim. 3-5 oldu, sonuncuyu takıyorum. 6 yaptı. Bakın şu hale gelmiş oldu. Yine ben fazla misinanı tutuyorum. Misina çok pahalı bir şey değil hanımlar. Düğüm atarken eliniz hep rahat olsun diye biraz fazlaca
kesin kestim. Bu sefer omisina kapmamızın daha miniğini kullanıyoruz. Çünkü yaptığımız şey daha küçük. Bakın biraz daha şöyle küçük bir şeye. İki ipi bir alıyorum bu defa. Arkadan geçiriyorum. Ve yine içine düğüm atacağım. Evet. Düğümümü dibe kadar çekiyorum. Şununla itiyorum. Dikkat ediyorum ki şeye kalmasın, içine girsin. Bu da biraz çünkü yanlış şey almışım. Evet, şunu alıyorum. Rahat ilerlemek için. İnce uçlusunu kullanın hanımlar. Hop, bunun içine alıyorum. Ve itiyorum. Evet. Ne kadar düğümü iyi atarsanız misinanız o kadar görünmez. Bu minik, onun için bir tane koydum. Evet, yine yandan kesiyorum. İlki hazır. Bu kadar kolay. Şöyle ilkini koyduk. Yine misinamı aldım. Aynı ölçüdeki misinamı kullanıyorum. Evet, birazcık minik olduğu için gözüm 3 yaptık. 4 dedik. 5 dedik. 6 dedik. Bunu yazın. Rengarenk cıvıl cıvıl kum boncuklarla da yapabilirsiniz. Yine bunu çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Sadece hani eğer 12-13 yaşından küçükse çocuklarınız, bu aletleri vermeyin derim. Çünkü hani kesici şeyler el altında olmasın. Ona özen gösterin. Gerçi benim öyle bir arkadaşım olmuştu. 7 yaşında ben vermek istemedim. Öğrenmek istiyordu takı yapmayı. Ama gayet güzel. Annesi verin kullanır dedi. Çok da güzel yaptıydı. Ona da buradan kocaman öpücükler diyorum. Çok güzel takılar yapmıştı annesine ve öğretmenine. Öğretmenler günüydü. Yaptığı takıları öğretmenine hediye etmişti. Evet, 3 tane kaldı. Sonra bunun kapamasını göstereceğiz. Ne yaptık? 2, 4, 5, 1 tane kaldı. Evet. Yine elimize düğüm atabileceğimiz kadar aldık. Doğru yaptık. Yine makasımızla şuradan kestik. Yine kapamamızı, mesela kapamamızı aldık. Arkadan geçirdik hanımlar. Bu arada hep hanımlar hanımlar diyorum ama beyler de yapabilir bunu. Ya benim öyle çift olarak gelen, öğrenmek isteyen arkadaşlarım oluyor. Bir bakıyorsunuz ki bey hanımı geçmiş. Onun için hani sadece beylerin, hanımların yapacağı bir şey değil. Evet, bunu da kestik. Şimdi şöyle küpeleri kulağımıza takmak için böyle kapamalarımız var. Küpe kapama diyoruz bunlara. Bunları minik halkalarla buna tamamladığımızda işlemimiz bitmiş olacak hanımlar. Bakın bu birazcık minik, hatta çok minik. Çünkü küpeye takıyoruz ve küçük bir şey taşıyacak. Yine ittik yukarı. Yönü önemli değil. Bu delikten, evet gördüm, geçirdik. Şunu da şu alttaki çeyinden bir güzel geçirdik. Ve geri taktık, kapattık. Evet hanımlar, bitiyor gibi takımız. Bir de bunların arka kapama silikonları var. Onlar da hazır satılıyor. Üçlü beşli bile satın alabilirsiniz küçücük paketlerde. Yine hani Eminönü ya da hobi dükkanlarında var. Hatta bazen tuhafiyede bile bu boncukları bulabiliyorsunuz. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Bunu küpelerimiz de böyle bitti. Ve arka kapaması da düşmesin diye özellikle bunları da mutlaka takın. Hani kışın atkı bere olduğunda ya da hani şal taktığınızda eşarbınız olabilir, başörtünüz olabilir. Düşüyor, yazık oluyor. Sevdiğiniz bir şey ürettiyseniz ziyan olmasın. Evet hanımlar, bunlar da küpelerimiz. Bugün size evde rahatlıkla yapabileceğiniz
misinayla yapabileceğiniz şeyler üretmeye çalıştım. Bugün sizlerle birlikte cam kesme ve cam boncuklarla bir bileklik, kum boncuk ve mercan taşlarla bir küpe yaptık ve bir tane de ahşap boncuklarla kesme ve cam boncuklarla kullandığımız bir kolye yaptık. Kolyemizin ucuna da bu şirin balığı ekledik. Şöyle koyayım. Evet. Bu rengarenk cıvıl cıvıl takıları yapmak ve daha fazla tasarım görmek isterseniz Instagram'da Bengü Aksesuar sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bugün bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta içi her gün 11'de 360'da.